Abdullah Çatlı bir Haziran 1956 Nevşehir 5 çocuklu bir ailenin 3 çocuğu olarak da dünyaya geldi. Lise çağlarında komşunun kızı olan Meral Aydoğan'la nişanlandı. Spor eğitimi aldığı hocaları sayesinde ülke ocaklarıyla tanıştı. 1973'te nişanlısı Meral Aydoğan ile resmi nikah yaptı. Bu evliliğinden iki çocuğu oldu, üniversite nedeniyle Ankara'ya taşındı, 1974 yıllarında bomba ve silahlı eylemler başlamıştı. Ülkücülerin kontrolünde olan üniversitelerde ismini kısa sürede duyurdu. 1977-1978 tarihlerinde Ülkücü Gençlik Derneği başkan yardımcılığına yükseldi. 11 Temmuz 1978'de Hacettepe Öğrenim üyelerinden Doçent Doktor Bedrettin Cömert'in öldürülmesinde olayın faili olarak arandı. 1978 yılında Sakarya'da yakalandı daha sonra serbest bırakıldı. 9 Ekim 1978'de 7 tiplinin öldürülmesinde baş. Sorumlusu olduğu iddialarından dolayı tutuklama kararı çıkarıldı, çatlı Bulgaristan ve Viyana'ya gitti, 1982 yılında İsviçre'de Mehmet Özbay adına düzenlenmiş pasaport ile yakalandı ancak serbest bırakıldı, 1983'te Paris'te MIT ile asalaya karşı kullanıldığı MIT resmi belgelerinde yer aldı. 1984'te Paris'te yakalandığında üzerinde Hasan Kurtoğlu adına düzenlenmiş bir pasaport çıktı. Kısa bir süre sonra Fransa tarafından 7 yıl ceza aldığı İsviçre'ye iade edildi ancak 1990'da Bostadel cezaevinden kaçtı. 1993'te Türkiye'ye gelen Çatlı Şahin Ekli adına düzenlenmiş pasaport ile yakalandı ve aynı tarihte serbest bırakıldı. Kumarhaneler Kralı olarak bilinen Ömer Lütfü Topal cinayetinde adı geçtiği yalnız Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde hüküm giymedi. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada eski emniyet müdürü yardımcısı Hüseyin Kocadağ da hayatını kaybetti. Çatlının üzerinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın imzasının bulunduğu silah taşıma belgesi ve yeşil. Pasaport çıkmıştır. Bu olaylar susurluk skandalı olarak tarihe geçti. Cenazesine 5000 kişilik bir topluluk katıldı.